Kızın bu kadar başarılı olması, bu kadar kaliteli bir iş çıkması. Saniyeli kararlar vermeniz lazım. Bir yerden bomba patlıyor ve uçman gerekiyor. Bazen ağır dövüş sahnelerimiz oluyor. Harbiden öldüğümü hissetmiştim. Bana çok şey kattı. Bir kadının neler başarabileceğini gösterdi. Yaptığımız iş yaratıcı bir iş. Bir hikaye oluşturuyoruz, bir dünya kuruyoruz. Ve bu dünyayı tabii ki seyirciye sunuyoruz. Seyirci kabul ederse siz başarılı bir iş yapmışsınızdır. Yumruğu çıkartırken veya o diğer yumruğu karşıdan size gelirken saniyelik kararlar vermeniz lazım. Saniyelik refleksler vermeniz lazım. Yani o aksiyonun, o kavganın, dövüşün birebir gerçekle aynı olması gerekiyor. Ve bunun çok ince bir ayarı var. Kontrol. Benim bir tane çamur sahnem var. Bataklığa girmiştim ben. Her tarafımızdan çamurlar çıkıyordu. Kulağımızdan, burnumuzdan, gözümüzden. Üniformalarımızdaki koku bir hafta 10 gün falan gitmedi. Bayağı zorlu şartlar içerisinde çektik onu. Tamam. Orada duygusal olarak biz çok çökmüştük. Harbiden öldüğümü hissetmiştim. Ondan sonraki 3 gün boyunca da kendimi bilememiştim. Çok yorulduk gerçekten, çok çalıştık. Hepimiz çok severek yaptık bence bu işi. Çok inanarak çalıştık. Bundan sonra sen bana, ben sana emanet. Ya, ekol gibi açıkçası burası. İşte hem askeri danışmanlık hem dublörlerle yapmış olduğumuz birçok koreografi olsun, değişik çalışmalar, silah çalışmaları. Bunlar benim için hep farklı deneyimler ve güzel deneyimler oldu. Yardımcınız olsun. Keyifle, gururla çalıştık. Yorucu oldu tabii. İlk defa bu kadar uzun bir işte çalıştım 84 bölüm boyunca. Bitmesi hepimizi üzecektir tabii. Başından beri çalışıyormuş gibi hissediyorum ve üzülüyorum. Bir de Melisa'yı çok sevmiştim ben. Çok böyle kendi halinde özgür bir kız. Ve böyle onun çılgınlıkları, onun çıkışları, Keşanlı'yla yaşadıkları, o imkansız aşk. Onları çok özleyeceğim. Çık hayatımdan Mücahit. Çık git hayatımdan. Melisa. Git hayatımdan, dokunma bana, istemiyorum, görmek istemiyorum seni. Yavuz komutanımız gerçekten ben askerdeki komutanlarımı hatırlıyorum onun. Yani bunlar böyle klişe laflar gibi ama biz bence ekip olarak çok iyi anlaştık ve bu gerçekten karşılığını buldu. Daha önceden de evet güçlü karakteri oynadığım oldu ama burada bambaşka, tamamen dik başlı, kendi inandığı doğrultuda giden bir karaktere hayat verdim. Savcanım, ne yapıyorsun sen? İtirafçı olacak beni canlı tutmaya çalışıyorum. Bana çok şey kattı. Bir kadının neler başarabileceğini gösterdi. Bir yerden bomba patlıyor ve uçman gerekiyor. Böyle yere paralel şekilde uçtuğumu hatırlıyorum. Bir kere de çektik onu. Bomba patladığı zaman gerçekten bir bomba patlamış gibi oluyor. Başımıza bir şey gelmiş gibi oluyor. Oyunculuğu da gerçekten bence destekleyen şeyler bunlar. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Biz bu ülkenin sevdaları. Yaşayan her insanda hayatta kalma duygusunun temelinde bir şey vardır mutlaka. Yani kiminin evladıdır, kiminin annesi, babasıdır. Düştüğü yerden kalkmak için hadi bir, iki, üç diyeceği bir motivasyonu vardır. Bu hayatta kalma duygusu. Yavuz'un tam olarak bu vatan sevgisi. Düştüğü yerden kalkarken tam bunu söyleyerek. Hadi, hadi Yavuz. Zorlu bir görevimiz vardı. Artık daha zorlu bir görevimiz oldu. 10 sene sonra tekrar dönüp baktığımızda bu günlere seyircimiz de sanırım keyif alacak. Güzel bir iş çıkarttığımızı düşünecek. Buraya kadar geleceğimizi belki pek tahmin etmiyorduk. Ama bütün yol boyunca, bütün süreç boyunca bir aile olduk. Oyuncular, ekip, yapımcılarımız hep beraber, seyircimiz. Hem sevindik, hem üzüldük, hem duygusaldı, hem hüzünlüydü yani.
Emeği geçen herkesin, birer birer herkesin ellerine, emeğine sağlık. 84 bölüm boyunca bizi evlerine kabul eden seyircimize ayrıca teşekkürler. Her bir karış toprağa gözü gibi bakan bu ülkenin evlatları. Çünkü biliriz, bu vatanın her bir evladı yatağında huzurla uyuyorsa biz biriz, birlikteyiz. Söz. Emeği geçen herkese teşekkürler.